Kazanım 15'teyiz. Şimdi benim soru demiş ki 6 üzeri x 42 ise x sayısı hangi ardışık iki doğal sayının arasındadır? Şimdi burada 6'nın kuvvetlerini düşünelim. 6'nın karesi 42'ye yakın olan 42'den küçük olan 36 var. 6'nın kübü ise 216. E 42 36 ile 216 arasında sonuçta. Yani buradaki x kesinlikle 2'den büyük. Ama 3'ten küçük olmak zorunda. Çünkü 2 olursa 36 oluyor. 3 olunca 216. Demek ki x 2 ile 3 arasında. Yani hangi iki ardışık doğal sayı arasında? 2 ile 3 arasında diyebilirim. İkinci soru yine. Bunu karşıya attım. 5 üzeri x eşittir 93. Şimdi şöyle düşünelim. 5'in karesi 25. 5'in kübü 125. Yani 93 zaten 25 ile 125 arasında. Yani buradaki x 2'den büyük onu biliyorum ama 3'ten küçük. 3 olunca çünkü 93'ten büyük oluyor. Yine ne oldu burada? 2 ile 3 arasında oldu. Şimdi buradayız. Ne diyor burada? X, Y, Z sayıları arasındaki sıralamayı bulur. Şimdi üstü sayılarda sıralama yaparken ya tabanlar eşit olur ya üstler eşit olur. Ona göre sıralama yapacağız. Şimdi burada tabanlar birbirinden farklı. Üstleri eşitlemeye çalışalım. Şimdi X dediğim burada 39, 26, 13 bunlar 13'te eşitleniyor. Bu 2 üzeri 3'ün 13. kuvveti. 39 3 çarpı 13. Y dediğim 3'ün karesinin 13. kuvveti. 26 2 çarpı 13 diye ayırdım. Z zaten direkt 5 üzeri 13. Yani X dediğim 8 üzeri 13. Y dediğim 9 üzeri 13. Z dediğim 5 üzeri 13. Şimdi bunları sıralarken ne yapacağım? Büyükten küçüğe doğru sıralayayım. Üstler aynı olduğu zaman tabanı büyük olan daha büyük olacak. Yani üstlerin hepsi 13. En büyük 9 olduğu için Y büyüktür. Sonra 8 geliyor. X taban olarak sonra 5 geliyor Z. Y büyük X büyük Z sıralamasını elde ederim. Üstler eşit ise tabanı büyük olan daha büyüktür diyorum. Evet şimdi burada bunu yazarken. Eksi 36, eksi 24, eksi 48. Şimdi bunları bölen sayı pozitif olarak 12'de. 12'de eşitleyebilirim bunları. 12 çarpı 3, 12 çarpı 2, 12 çarpı 4. O zaman burası 3 çarpı 3 üzeri eksi 3'ün 12. kuvveti diye yazayım. Eksi 12'de değil de 12'de eşitleyeyim. Y 4 üzeri eksi 2'nin 12. kuvveti. Yani burada 36'yı eksi 3 çarpı 12. Eksi 24'ü de eksi 2 çarpı 12. Z'yi de 5 üzeri eksi 4'ün 12. kuvveti. Çünkü eksi 48 eksi 4 çarpı 12. Yani x dediğim e, 1 bölü 3 üzeri 3. 1 bölü 27'nin 12. kuvveti diye yazabilirim. Y dediğim 4 üzeri eksi 2. 1 bölü 4'ün karesi. 1 bölü 16 yapar o da. 1 bölü 16'nın 12. kuvveti. Z dediğim 5 üzeri eksi 4. 1 bölü 5 üzeri 4. Şimdi 5'in küpü 125. 5 üzeri 4. 125 çarpı 5. 625 yapar. Burası da 1 bölü 625'in 12. kuvveti. E şimdi burada 1 bölü 27, 1 bölü 16, 1 bölü 625 hangisi daha büyük? Paydası küçük olan daha büyük yani 1 bölü 16 y. Daha sonra 1 bölü 27 gelir. 1 bölü 16, 1 bölü 27'den büyük. 1 bölü 27 de 1 bölü 625'ten büyük. Yine yaptığım sıralama y, x oldu yani tabanı büyük olan daha büyük oldu. y, x, z oldu büyükten küçüğe. Devam ediyorum. Şimdi C seçeneğinde ise burada ne demiş? Sayısı kaç basamaktır? Şimdi bir sayının kaç basamaklı olduğu olmak için öncelikle burada mantık şu. Ee, sonundaki kaç tane sıfır var? Onu bulabilirsem. Onun kuvveti olarak yazabilirsem e, yeri kalan basamak sayısıyla toplayıp kaç basamaklı olduğunu bulabilirim. Çünkü mesela 10 üzeri 3 olduğu zaman bu şu demek. Birin yanına 3 tane sıfır atıyorum. Sallıyorum mesela. 32 çarpı 10 üzeri 4 demek. Şimdi 32 bu kaç basamak oldu bu arada? 4 basamak. 4 basamaklı. 32 2 basamaklı. E bu 10 üzeri 4 yanına 4 tane 0 atacağım. 2 artı 4'ten 6 basamaklı olur bu sayı. Yani o yüzden 10'un kuvveti şeklinde yazmaya çalışacağız. Şimdi 48. 48 ne? 16 çarpı 3. Yani 2 üzeri 4 çarpı 3. E 125. 5'in kübü. Bu ne? E 45 5 çarpı 9. 5 çarpı 3'ün karesi diyelim. Şimdi bunu da şöyle mi yazacağız o zaman? Burada 3'ün karesi çarpı 3, 3'ün 3 küpü diye yazdım. Şimdi şurada 2 üzeri 4 var. Tamam. Burası da 5 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 1, 5 üzeri 4. E burası ne oldu şimdi bak. 3'ün küpü 27 diye yazayım hatta iki basamaklı. 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4, 2 çarpı 5'ten 10 üzeri 4 yaptı. E bu ne demek? 27'nin yanına 4 tane 0. Yani burası kaç basamak? 2 basamak 27. E yanına 4 tane 0 attığımda bu sayı kaç oldu? 6 basamaklı oldu. Zaten kaç basamaklı diyor? 6 basamaklı. Yazacak olursam sayıyı da şu. 27 çarpım üzeri 4. 27'nin yanına 4 tane 0. 270 bin aslında bu sayı. Burada da aynı mantık. Çarpımının sondan kaç basamağı sıfırdır? E sondan kaç basamağı sıfırdır diyorsa ben bu sayıyı yine onun kuvveti olarak yazacağım. Onu, onun üzerinde onun kuvveti kaçsa sondan o kadar basamağı sıfır olacak. Şimdi 54 nedir? 27 çarpı 2. Sayıyı önce bir yazalım. 27 3 üzeri 3 çarpı 2. 54'ü yazdık. Doğru mu? Ee, çarpı 3 var. Çarpı 3 var. 625 5 üzeri 4 mü yapıyor? 5 üzeri 4 yapıyor. 64 2 üzeri 6 yapıyor. Ee, 150 25 çarpı 6. Hatta e, 25 çarpı 6 değil mi? Evet. 25 5'in karesi 6 da 2 çarpı 3. Şimdi burayı toparlayalım. 3'ün kuvvet, 3'ün kuvvetlerini yazalım. 3 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1. 3 üzeri 4. E burada bir tane daha 3 var. 3 üzeri 5 oldu. Bunu bir yazdım 3 üzeri 5 diye. Daha sonra geri kalan ifadede ne olacak? Burada 2 üzeri 1 var. Burada 2 üzeri 6 var. 2 üzeri 7. 2 üzeri 1 daha. 2 üzeri 8. 2'nin kuvvetlerini topladım. 5'e geldim şimdi. 5 üzeri 4 var. 5'in karesi var. 5 üzeri 6 var. Şimdi ben bunu onun kuvveti olarak yazacağım ya. Yani 3 üzeri 5'e dokunmuyorum. Burada 2 üzeri 8 ben. 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 6 diye ayırdım. Neden? Burada 5 üzeri 6 var ya. Şu 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 6'yı da nasıl yazacağım? Bu 3 üzeri 5 çarpı 2'nin karesi çarpı 2 kere 5'ten 10 üzeri 6. İşte soru burada bitti. Neden? Çünkü burada sondan kaç basamağı 0'dır demiş. E burada bu ne demek? Şuradaki sayıyı e, hesaplayacağım. Yani 3 üzeri 5 243 çarpı 4. Neyse bir sayı gelecek buradan. Yanına 6 tane sıfır atacağım demek bu 10 üzeri 6. Yani sondan 6 basamağı 0'dır. Sondan 6 basamak 0 olur. Yani onun kuvveti kadar. Sonda 0 vardır o zaman. Bunu diyebilirim direkt. Geçtik 3. soruya. Şimdi diyor ki bu sayının eksi 1 var burada. Buraya dikkat. Sondan kaç basamağı 9'dur? Şimdi bu verilen baştaki sayının eksi 1 olmadan verilen sayının sondan kaç basamağı 0'sa 1 çıkardığında o kadar basamağı 9 olacak. Mesela 10.000 mesela Ondan kaç basamak sıfır burada? 4 basamak sıfır. Bundan 1 çıkardığım zaman 9, 9, 9, 9, 9999 ne oluyor? Sondan 4 basamak 9 oluyor gibi. Bu 10.000 değil de başka bir şey de olabilir. 20, mesela 20.000 olsaydı bu 19.999 sondan 4 basamak 9 oluyor. Yani burada sondan 4 basamağı 0, 1 eksiğinin sondan 4 basamağı 9 oldu. O zaman burada şu sayı, baştaki sayı, eksi 1 olmadan önceki sayını Yine sondan kaç basamağı sıfırdır onu bulacağız. Şimdi bu 2 üzeri 3'ün 11. kuvveti 2 üzeri 33 çarpı e, 5'in kübü 125 12. kuvveti 3 çarpı 12'den 5 üzeri 36 çarpı 10 üzeri kaç 7. Bunun sondan kaç basamağı sıfır onu bulalım. Şimdi 2 üzeri 33 çarpı 5 üzeri 33 diye yazayım şunu. Şu 36'yı 5 üzeri 33 çarpı 5 üzeri 3 diye ayırayım 10 üzeri 7. E şimdi bu 2 çarpı 5'ten 10 üzeri 33. Bunu yazdım. Çarpı 10 üzeri 7'yi de yanına yazayım. 10 üzeri 7 çarpı 5'in kübü. Yani bunu yazacak olursam başa 5'in kübünü başa alayım. 5'in kübü çarpı 10 üzeri 33, 10 üzeri 7. 33 artı 7. Üstleri toplayacağım taban aynı olduğu için. 10 üzeri 40 oldu. Bu şu demek. 5'in kübü zaten 125. 125 çarpı 10 üzeri 40. E bunun sondan 40 basamağı 0'dır. Doğru mu? Yani bu ne demek? 125'in yanına 40 tane 0 yazdığım için sondan 40 basamak 0. E ben bundan 1 çıkardığım zaman bu bütün sıfırlar 1'e dönüş, şey 9'a dönüşecek 1 çıkardığımda. Hepsi 0 düşün. 40 tane 0 var. Şöyle 0 0 0 0 toplam 40 tane. Bundan 1 çıkarıyorum ben. E 1 çıkarınca elde alacağım yandan sürekli 9 9 9. Yani sondan 40 basamağa 9 olur 1 eksiğinin. Cevabım burada 40 oldu ve bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz.